Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde düzenlenen katılım finans strateji belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Küresel krizlerin ardının kesilmediği son yıllarda Türkiye, uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübeyle kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık konuşmak gerekirse, birileri son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii bu arada küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Esasen finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifadeyle temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır. Yeni bir finansal mimari arayışları giderek hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, üretimin, paylaşımın en önemlisi de insanın olmadığı bir ekonomik ve finansal yapı sürdürülebilir değildir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Dolayısıyla küresel finansal mimarinin insanı, ahlakı, üretimi ve paylaşımı temel aldığı yeni bir model önerisi geliştirilmesi şarttır. Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah böylece hem ülkemize hem dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş, müsbet bir katkı yapmış olacağımızı ümit ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisince düzenlenen Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı. Ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım ben. Görme engelli bireylerin olduğu bir kişiyim. Ailelerin hangi sistem içerisinde olursa olsun engelli bireylerin hayatlarındaki engelli yakınlarının maalesef Türkiye'de çok zor yaşadıklarını yakinen bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Onu çok yakından bilen bir insanım. Ve çok gençliğimden itibaren bir şekilde belki teyzemden dolayı, annemin kız kardeşi görme engelliydi. Belki işte oradan kaynaklanan bir dikkatle engelli bireyler üzerinde kendimi STK'lar da dahil
çalışarak, o STK'larda çalışarak ifade etmeye çalışmış bir insanım ben. Öyle aileler gördüm ki bu süreç içerisinde. Şimdi anneyim, işte babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu Allah'ım ne olur evlat acısı göstermedir. Amin. Ve bir duamız daha vardır. Allah'ım ne olur evlatla imtihan etme diye. Amin. Ama özellikle zihinsel engelli çocukları bulunan annelerin evladını nasıl bırakırım endişesini şurasında gören, hisseden bir insanım ben. Onun için o annelerin o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek, endişesini emniyet duyma, güven duyma, çocuğunun yarına yönelik güven hissiyle yer değiştirip takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmamızı istiyorum. Bu konuda yapacağınız destekler için, vereceğiniz tavsiyeler için, eleştirileriniz için bugünden teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bolu'da düzenlenen Olimpik Yüzme Havuzu açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle el ele vererek yazdık dedi. Sevgili gençler, biz spor vadisinin içerisindeyiz. İşte spor salonu. İşte Türkiye'nin en yeni, en modern Olimpik Yüzme Havuzu sizler için. Sizler, gençlerimiz, sporcularımız, her şeyin en iyisine layıksınız. Her şeyin en güzeline layıksınız. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en iyisini, en güzelini ortaya koymak için sizler için çalışıyoruz. İşte bu güzel tesis halkımızı havuzuyla buluşturacağı gibi gençlerimizi, yetenekli gençlerimizi yarınların şampiyonları buradan yetiştirecek. Ben burada sizlerin o güzel yüzlerinizdeki, pırıl pırıl gözlerinizdeki ışıltıyı görüyorum. Ve diyorum ki bu tesis, buna benzer binlerce tesis, bu vatanın pırıl pırıl evlatları için, yüreği merhamet dolu, cesaret dolu gençler için, feda olsun, helal yolcu olsun. Türkiye 21 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın eser siyasetiyle, vizyon dolu liderliğiyle eğitimden sağlığa, sağlıktan spora, ulaşıma her alanda pek çok reformu gerçekleştirdi. 20 yıl önce atılan ilk adımda hep millet vardı ve sonraki adımlarda da millet oldu. Adalet için, fırsat eşitliği için, demokrasi için, daha güçlü bir millet, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte gayret gösterdik. Dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle 85 milyonla el ele vererek yazdık. Bu hikayenin mürekkebinde inanç var. Bu hikayenin mürekkebinde gayret var. Göz nuru var, alın teri var, emek var. Her şeyden daha ötesi bu millete olan bağlılık var, bu millete olan sevda var, aşk var. İşte bu aşkla hep birlikte yürüyoruz. Bu aşkla hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh yarınlara koşuyoruz. Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan beslenme çantaları ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturulacak. Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada belediye olarak vatandaş odaklı çalışmalarla halkın yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi.
Sevgili hemşehrilerim, Safranbolu Belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalarımızla ortaya sözden çok proje koyarak 7'den 70'e halkımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Günümüz Türkiye'sinde artış gösteren fiyatlar nedeniyle kolaylıkla ulaşılması gereken temel gıda ürünlerine edinme konusunda zorluk çeken bireylerimiz, ailelerimiz bulunmakta. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu zorluklardan etkilenerek okullarına boş beslenme çantasıyla gitmelerine gönlümüz el vermediğinden onları gelişimine katkı sağlayacak besin değeri yüksek beslenmeler ile okullarına uğurlayacağız. Ailelerimizin yarın beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmesine son verip her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında ve destekçisi olmaya hazırız. Gülen Yüzler projemizi uygulamaya alıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için beslenme çantalarını teslim ediyoruz. Anne, babalar çocuklarını güler yüzle okula uğurlarken biz de daha güzel projelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Projemizde destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samsun'da Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada dayanışmayı, işbirliğini geliştirmeyi, kentlere, beldelere en üstün hizmet vermeyi ilke edindiklerini belirtti. Hareketimiz için çok önemli olan önümüzdeki yıl yapılacak genel seçime yaptığımız görevin karşılığını layıkıyla vererek belki de en büyük katkıyı sunacak kişiler olacağız belediye başkanları olarak. Bu bağlamda hem dayanışmayı hem beraber iş yapmayı, işbirliğini geliştirmeyi, kentlerimize, beldelerimize en üstün hizmetleri vermeyi ilke edindik. Göreceksiniz hepinizin gurur duyacağı işler yapıyor olacağız. Bu anlamda da özellikle şu anda bugün altılı masa toplanıyor biliyoruz. Altılı masa memleketimizin belki de tarihinin en önemli ortak akıl masasıdır. Ortak gelecek, ortak umut masasıdır. Şu dönemde her şey siyaset üstüdür. Her şey memleketin geleceğidir. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve gerçekten son yerel seçimde büyük dayanışmayla bizlere bu belki makamların kazanılmasında o işbirliğinin kazanımını hisseden insanlar olarak o katkıyı sunan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ve diğer dört partinin liderleri hep birlikte çok üstün çalışmaları ortaya koyacaklar. Hep birlikte en doğru kararları alacaklar ve hep birlikte 2023'te memleketimizin ikinci yüzyılının izlerini, adımlarını tek tek döşüyor olacağız. En deneyimlisine, en akılcı, en doğru metotlarla hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, hiç kimseyi siyasi kavramlarla ayrıştırmadan çok özel bir çabayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de hiç görmediği olumlu, pozitif ve güzel çabayı hep birlikte göstereceğiz ve büyük bir oyla, çok büyük bir farkla göreceksiniz. Büyük değişimi bu ülkeye yaşatacaz. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi, üniversitede bu yıl eğitim almaya başlayacak olan öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi de akademik yılın ilk gününde farklı şehirlerden Çankırı'ya gelen ÇAKÜ'nün yeni öğrencilerini Çankırı Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde karşıladı. İlk kez Çankırı'ya ayak basan öğrencileri karşılayan Çiftçi başarı dileklerinde bulundu. Bugün itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim dönemimizi başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden gelen öğrencilerimize burada ev sahipliği yapacağız. Üniversitemiz eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkının yanında öğrencilerimizi de inovasyon ve girişimcilik noktasında en iyi şekilde yetiştirmenin de programlarını şu aşamada yapmış bulunuyor.
Bu yıl üniversitemize 4000 civarı öğrencimiz sınav puanıyla girme hakkı kazandı. Şu ana kadar da 3800'ü de kaydını yapmış bulunmakta. Özellikle üniversitemizin bulunduğu şehir Çankırı tarihi potansiyeliyle, turizm potansiyeliyle çok üniversitemizin bulunduğu Çankırı Türkiye'nin havası en temiz ve aynı zamanda en güvenli şehri seçilmiş bulunmakta. Bu yönüyle de öğrencilerimizin rahatlıkla okuyabileceği, aynı zamanda sosyal yönden, kültürel yönden de kendilerini geliştirebileceği bir şehir. Kendilerini bu doğrultuda çok iyi bir adrese geldiklerini ifade ediyoruz. Bundan dolayı da biz tüm öğrenci ve velilerimizin sorumluluğunu ve mesuliyetini sırtlanmış bulunuyoruz, omuzlamış bulunuyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi şehrin tüm dinamikleriyle birlikte en iyi şekilde öğrencilerimizi yetiştirmenin derdi içerisinde, gayreti içerisinde. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreniyle kapılarını açtı. Açılış programı BRTV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreniyle kapılarını açtı. Bu akşam siz değerli konuklarımız ve halkımızla birlikte bir hafta sürecek sinema dolu günleri hep birlikte başlatıyor olacağız. Türk sinemasının kalbinin attığı ve ülkemizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59. yılını hep birlikte karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada Altın Portakal'ın Türkiye'deki en önemli kültür sanat etkinlikleri içinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi. 59.sü gerçekleşen festivalin başta Antalya'mız olmak üzere ülkemiz ve sanat dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasının ne kadar zor olduğunu göz önünde bulundurursak, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bugünlere kadar gelmesinin ardında yatan emeği ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlarız. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak festivale öncülük eden bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan, geçmişten günümüze emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere saygıyla ve rahmetle anıyorum. Değerli konuklar, festival kapsamında onur ödülüne layık görülen sanatçılarımızı tebrik ediyor, eserleriyle yarışacak olan sanatçılarımıza başarılar diliyorum. Festivalde onur ödülüne layık görülen Perihan Savaş'ta Altın Portakal'da ilk ödülünü 17 yaşında aldığını, 48 yıl aradan sonra aynı gururu yaşayacağını söyledi. Perihan Savaş. Sene 1974, 17 yaşındayım ve Altın Kelebeğin en iyi kadın oyuncu sahibi ödülü benim oldu. 48 sene sonra onur ödülü. Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla, özveriyle işlerini yaptığı zaman o emek her zaman karşılığını buluyor. Törende Altın Portakal'da 1974'te Bedrana filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Perihan Savaş ile 1999'da Gemide ve 2006'da Takva filmleriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Erkan Can'a onur ödülü, Zerrin Tekindor'a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Tören sanatçı Mustafa Sandal'ın konseriyle devam etti. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %3,08, yurt içi üretici fiyat endeksi %4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %83,45, yurt içi üretici fiyatlarında %151,5 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül itibarıyla
12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %59,91, yurt içi üretici fiyatları ise %114,02 arttı. Aylık bazda TÜFE %3,08, YİÜFE ise %4,78 yükseldi. Sanayinin 4 sektörünün Eylül'de yıllık bazlı değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %164,59, imalatta %127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %416,58 ve su temininde %107,84 artış olarak gerçekleşti. Yıllık YİÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış %70,44 ile diğer ulaşım araçları, %72,4 ile giyim eşyası, %80,51 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde kayıtlara geçti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %416,58, ham petrol ve doğalgaz %245,7, kok ve rafine, petrol ürünleri %213,9 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık YİÜFE'ye göre 22 alt sektörde daha düşük, 7 alt sektörde daha yüksek değişim oldu. Aylık en yüksek azalış %3,01 ile ham petrol ve doğalgaz, %2,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,51 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %16,76, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %12,87, giyim eşyası %12,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı. Eylül'de artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla %9,99 ile konut, %6,96 ile eğitim, %3,40 ile haberleşme olarak belirlendi. TÜFE'de yıllık bazda en az artış %30,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %36,69 ile eğitim, %40,28 ile giyim ve ayakkabı, %60,33 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artış en fazla %117,66 ile ulaştırma, %93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %89,68 ile ev eşyasında oldu. İl Genel Meclis Ekim ayı toplantılarının ilki bugün yapıldı. Önemli yatırımların altına hep birlikte imza attık değerli arkadaşlar. Bunları sırasıyla saymam gerekiyorsa, en önemlisi daha önceki dönemlerden başlamak üzere makine parkını güçlendirerek biz buna başladık. Daha sonra bölgemizin en yüksek kapasiteli asfalt plantını ilimize kazandırmış olduk. Köylesi ödeneklerinden bahsetmek istiyorum. Bu yıl içerisinde köylesi ödenekler olarak 29 milyon 9 bin lira gibi bir ödenek geldi. İlk ödenekti bu. Daha sonra 15 milyon TL bir serbest bir ödenek geldi yol yapımında ve bütün alımında kullanmak üzere. Peşinden ikinci köylesi ödeneği geldi. 21 milyon 462 bin lira gibi iyi bir ödenekti. Bunu da yapmış olduğumuz hizmetlere aktarma fırsatı olduk. Daha önceki meclis konuşmalarında ve sizlerle yapmış olduğumuz mutabakatlarda yıl içerisinde borçlanma dahil merkez ilçemize 16 milyon 552 bin lira, Safranbolu ilçemize 19 milyon 183 bin lira, Yenice ilçemize 15 milyon 83 bin lira, Eskipazar ilçemize 15 milyon 335 bin lira, Eflan ilçemize 17 milyon 723 bin lira, Kovacık ilçemize 14 milyon 483 bin lira ve toplamda 98 milyon 763 bin TL gibi bir ödenekle sahaya çıktık, güçlü bir ödenekle. Bu ödeneklerle yıl içerisinde 24 adet yol projesi, 35 adet ise içme suyu projesi ve bir de sulama suyu projesini hayata geçirmiş olacağız. Toplamda bu yıl köyde ödenekleriyle sahada uygulayacağımız projelerin sayısı 61 projedir. Yama çalışmalarımızda ise Yenice, Eflani ve Eskipazar ilçelerimizde tamamlandı. Şu an itibariyle Kovacık ve Safranbolu ilçemizde yama programları devam ediyor. Toplamda yama programlarından ayıracağımız BSK oranı ise 1200 ton değerli arkadaşlar. İçme sularında ise 2002 yılı içerisinde 9 milyon 173 bin TL bir ödenek ayırdık içme sularımıza.
Bununla birlikte merkez ilçemizde 1.740.000 TL ödenekle 7 adet proje gerçekleştireceğiz. Safranbolu ilçemizde 1.246.000 TL ödenekle 5 adet proje gerçekleştireceğiz. Yeniköy ilçemizde 1.452.000 TL ödenekle 8 adet proje gerçekleştirmiş olacağız. Eski Pazar ilçemizde 3.175.000 TL gibi en fazla ödenek ayıran içme sularına Eski Pazar ilçemizde oldu bu yıl. 7 adet projeyi, büyük projeyi hayata geçirmiş olacağız. Efrane ilçemizde ise 1.900.000 TL ödenekle 8 adet proje gerçekleştireceğiz. Ovacık ilçemizde 200.000 TL ödenek ayrıldı. Bir adet içme suyu projemiz var. Problem olan bir ünitemizde onu da gerçekleştirmiş olacağız. Karabük'ün Eskipazarı ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla ait üzerinde meyve sepeti, hayvan figürleri ve amforanın yer aldığı mozaikler bulundu. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ersin Çelikbaş gazetecilere mozaiklerin gerçekten çok ilginç figürleri ve sahneleri içerdiğini belirtti. Eskipazarı ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Doçent Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında sürdürülüyor. Bölgede sondaj 2 olarak adlandırılan yapının zemininde sülün, ördek, tavuk, meyve sepeti, tavus kuşu gibi figürlerin yer aldığı mozaikler bulundu. Buradaki çalışmalara 2022 yılı içerisinde başladık. Kale içi olarak adlandırdığımız bir nokta burası. Kale içindeki kazılarımıza 2018 yılında başladık ve biz ilerleyen yıllarda da bu açma içerisinde, bu kale içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada bir oda tespit ettik. Odanın zemininin mozaiklerle süslü olduğunu gördük. Mozaikler gerçekten çok ilginç figürleri ve sahneleri içermekte. Mozaikler tarihine baktığımız zaman milattan sonra 4. 5. yüzyıla tarihleniyor. Hadrianopolis'te daha önce tespit edilmiş olan mozaiklerden biraz daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Mozaiklerde peki hangi figürler var? Özellikle kuş figürleri çok dikkat çekici. Bir amfora var ve bir de Hadrianopolis'te daha önce görmediğimiz tarzda yapılmış bir meyve sepeti var. Meyve sepetinin üzerinde armut ve üzümler işlenmiş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Sanki orada bu meyve sepeti bir natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Ve bu özelliğiyle gerçekten Hadrianopolis'in mozaik koleksiyonuna önemli bir sahne, önemli bir konu daha eklenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kazısını yaptığımız yapının henüz ne fonksiyona sahip olduğunu tam olarak söylememiz mümkün değil. Çünkü kazının daha yeni başında sayılırız. İlerleyen dönemlerde kazılar ilerledikçe hem yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz hem de bir kısmı ortaya çıkarmış olan bu mozaiklerin tamamında açmış olacağız. Bartın'da 27 Haziran'daki selde bodrum katını su basınca ıslanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü arşivindeki dosyalar kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutuluyor. Bartın Irmağı'nın 27 Haziran'da taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasının bodrum katı suyla dolarken buradaki arşiv dosyaları da su altında kalmıştı. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen ve 70 bini aşkın işveren, işçi ve emekli dosyası kurum personelince bodrum kattaki arşiv odalarından çıkarılarak balçıklardan temizlendi. Daha sonra kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar tek tek geri serilerek güneşte kurumaya bırakıldı. Uzun yıllardır muhafaza edilen 70 bin aşkın dosyanın selde ıslandığını ve balçıkla kaplandığını belirten SGK İl Müdürü Şaban Çengel şu bilgileri paylaştı.
Bodrum katındaki su ve çamurun temizlenmesi yaklaşık bir ay sürdü. Su ve balçık altında kalan dosyalar aslında dijital ortamda tarandı ve hepsi bilgisayara aktarıldı. Ama sonuçta bir resmi evrak olduğu için iki gün sonra bir dava konusu veya mahkemeden bir belge istenmesi ihtimaline karşı yine muhafaza altına almak için kurutup arşivde tutuyoruz. Vatandaşlarımız veya kurumumuz açısından herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Kurutma çalışmaları güneşli günlerce yapılmaya devam edecek dedi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahilde bulunan işyerlerinin brandaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Ayrıca yine sahilde bulunan korkuluklara da zarar verildi. Edinilen bilgiye göre Cide sahil bölgesinde bulunan işyerlerine gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu. Bıçaklarla işyerlerinin brandaları kesildi. Ayrıca sahilde bulunan korkuluklara da zarar verildi. Sabah saatlerinde işyerlerini açmak için dükkana gelen esnafsa gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Brandaların bıçakla kesildiğini ve korkuluklarında birçok yerinin kırıldığını gören esnaf Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayete bulundu. Şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Sabahleyin iş yerimize geldiğimizde brandanın kesik olduğunu gördüm. Kendi güvenlik kameralarımızdan saat kaçta kesildiğini tespit ettik. Polis memurları aradık, geldiler, tutanak tuttular. Neticeyi bekliyoruz. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek için Samsun'da izinsiz yürüyüş yapan ve polise mukavemette bulunan 13 kişi muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü. Atakum ilçesi adlan Menderes bulvarında toplanan ve Emine'nin hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen bir grup ellerindeki afiş ve dövizlerle slogan atarak yürümek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan ve izinleri olmadığı için dağılmalarını isteyen polis ekipleri gruba yönelik uyarı anonsu yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan ve polis ekiplerine mukavemet ederek yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Müdahale üzerine caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yapan gruptan 12'si kadın, 13 kişi muhafaza altına alındı. Cadde kısa sürede trafiğe açılırken göstericiler emniyete götürüldü. Polise mukavemetiyle gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten işlem gören eylemcilerin işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi. Düzce'de oyun oynadığı sırada evin dış kapısındaki parmaklıklara kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Karaca Mahallesi yarım sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki Musab Çakır Avcı dış kapıyla oyun oynadığı sırada demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan 7 yaşındaki çocuğun ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Düzce Ovası'nın verimli tarım arazilerinde hayvancılıkla önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısırı ikinci ürün olarak yetiştiren çiftçiler yüksek verim bekliyor. Yıl içerisinde fiy, buğday veya arpa gibi ürünlerin hasadının ardından silajlık mısır yaklaşık 45 bin dekar alanda 2,5 ay önce toprakla buluştu. Tarım Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında tohum ve maddi destek sağlanan 547 çiftçi ürünün hasadına başladı. Dekar başına ortalama 7 ton ürün elde edilmesi planlanan silajlık mısır tesislerde paketlendikten sonra ülke genelinde hayvancılık sektörüne kaba yem olarak satılıyor. Düzce'de çok mısıra uygun bir arazi. Bizim mısır alanımız çok geniş. Yani 40-50 bin dönümler dekar mısır ekiyoruz. Yem bitkisinin de en güzel ürünü Düzce şartlarında sılacak mısır. İkinci ürüne de gelebiliyor. Düzce bunun için çok güzel bir şey. Yağış rejimi çok uygun, iklimi çok uygun, toprak verimi çok uygun.
Yani dönümden 6-7 tonları çok rahat alıyoruz biz sılacık mısırda Düzce şartlarında. 6-7 ton, hatta bazı çeşitlerde işte 8-10 tonlara kadar giden bir şey var. Dönümden aldığımız verim var. Sılacık mısır hem hayvancılığı destek, yani hayvancılık için yem olmazsa olmaz, yem için de sılacık mısır Düzce için olmazsa olmaz, yani en güzeli. Düzce çevresi zaten yani köylü vatandaşımız da memnun bu işten. Niye? Ürününü pazarlarken biz yardımcı oluyoruz. Yani işleyip yerine teslim ediyoruz. Diğer illerde Düzce'den Trakya, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Kırklareli, atıyorum bu tarafta Ankara, Tosya, Çankırı, Çerkeş. Yani sılacın mısırın yetişmediği her yere. Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, yani çoğu yere ürün gönderiyoruz. Trabzon'a kadar gidiyor. Düzce Rafting İl Temsilcisi ve Rehber Birol Tepe ile Ankara'da kalp damar hemşiresi olarak görev yapan Begüm Tepe, tanıştıkları rafting botunda evlenmenin mutluluğunu yaşıyor. Cumayeri Belediyesi'nden nikah günlerini alan çift, gelin aracı gibi süsledikleri rafting botuna nikah masası kurdu. Gelin bota binmiş ya nasip demiş yazısı astı. Nikah memuru ve davetlilerin süslenen botlara bindirilmesinin ardından melen çayına açılan çiftin nikahı kıyıldı. Nikah memuru Erol Yiğit nikah defterini çifte teslim ettikten sonra damat Birol Tepe tarafından suya atıldı. Sayın Birol Tepe ile evlenmeyi... Bak iyi düşün. Suyun içindesin, botun üstündesin. Aynı bottayız, bizi de yakacaksın. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın Birol Tepe, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, kendi hür ve özgür iraden ile Sayın Begüm Menekşe ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ben de Türk Bedeni Kanunu ve Cumayeri Belediye Başkanı Sayın Kuluoğlu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir ömür boyu mesut bahtiyar etsin inşallah. İkisi de koyu Beşiktaş taraftarı olan çift daha sonra formaları giyip ellerine aldıkları kürekle melen çayında diğer davetlilerle konvoy oluşturarak rafting yaptı. Misafirlerin botlarıyla çiftin önünü keserek damattan bahşiş alması renkli görüntüler oluşturdu. Hayalim hep ilk günden beri inşallah bir gün evlenirsem rafting botunda nikah kıyıp evlenebilmekte. Sağ olsun değerli eşim de bu hayalimi gerçekleştirmem için çok büyük destekçi oldu. Ama bir dipnot var. Birol sen evlenemezsin. Evde kaldın diyen başta annem, arkadaşlarım ve dostlarıma selam olsun. Evet, kendisi bunun hayalini kuruyordu. Ben de olsun istedim. En güzeli de bu oldu zaten. Herkesten farklı. Şimdi tabii bizim için de sürpriz oldu. Biz de Birol'un değil birçok nikahlara gittik. Tabii ki biz klasik salonda nikahlar kıydık. Kır bahçelerinde, masa üzerinde nikahlar kıydık ama hiç aklımıza gelmezdi bot üzerinde nikah kıymak. Benim için de bir sürpriz oldu. Güzel oldu. Ben kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut bahtiyar etsin inşallah. Son dileğin ne diye sorarsanız sağ salim kıyıya ulaşmak ıslanmadan inşallah. Dileğimiz o. At eli cebe. Bağla. Evet. Sağlam bağla. Sağlam sponsor oldu. Ne? Ne o ya? Damat bu yetmez. Hadi bakayım. Yetmez. Karabük'te düğün günüyle sınavı aynı güne denk gelen Kübra Karataş okula gelinliğiyle gelerek KPSS öğretmenlik alan bilgisi testinde ter döktü. Kübra Karataş düğün günüyle sınavı aynı güne denk gelince okula gelinliğiyle gelmek zorunda kaldı. Sınav gelini yazan gelin arabasıyla okula gelen Karataş, KPSS öğretmenlik alan bilgisi testine girip ter döktü. Diğer adaylar da sınava gelinliğiyle giren Karataş'ı tebrik etti. Damat Ali Selam ise okul kapısında sınavın bitmesini bekledi. Güzel geçti. Merhaba. Okutucuyum. Tamam.
Güzeldi, heyecanlıydı. Güzel geçti sınavım. Sınıftakiler de böyle bir şaşırdı zaten gelinlikte bir öğrenci görünce. Yani sınava giren birini görünce. Öğretmen görünce diyeyim daha doğrusu. Bu da ayrı bir anı oldu. Önceden alınmıştı, almıştık. Fakat KPSS sınavı ertelendiği için bu şekilde bir tesadüf oldu. Biz de bunu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Unutulmaz bir anıya dönüştürmek istedik. Bu şekilde. Yine de sınava girmek istedim. Gelinlik uğur getirir umarım. Teşekkürler. Sağ olun. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan tıbbi çamur tedavisiyle kireçlenme, romatizma, bel, boyun ve eklem rahatsızlığı bulunan hastaların yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre Afyonkarahisar'dan getirilip hazırlanan tıbbi çamur yaklaşık 45 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Tıbbi çamur daha sonra boyun ve bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan ve kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor. Tıbbi çamur hastaların ağrıyan bölgelerinde 20 dakika bekletiliyor ve 10 seans uygulanıyor. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Nur Gökçe Aydın, tıbbi çamur tedavisinin Karadeniz bölgesinde sadece hastanelerinde uygulandığını söyledi. Ünitemiz şu an için Karadeniz bölgesinde bu uygulamayı yapan ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyor. Paleoideterapi yani tıbbi çamur tedavisine dejeneratif eklem hastalıkları yani kireçlenme hastalarında, el ve diz kireçlenmesi gibi bel ve boyun fıtığı hastalarında, fibromiyalji sendromunda yani kas romatizması hastalarında, bazı inflamatuar romatizmal hastalıklarda, tendinit, bursit, karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklarda verebiliyoruz. Tedavide Afyon bölgesinden getirilen organik ve inorganik açıdan zengin mineralli çamuru kullanıyoruz. Biz bu çamuru ısıtarak 45 santigrat dereceye getiriyoruz ve sıcak olarak bölgesel uygulama yapıyoruz. Tedavi yaklaşık 20 dakika sürüyor ve hastalar toplam 10 seans olarak bu tedaviyi alıyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu tedavinin ağrıyı azaltıcı, iltihabı giderici ve hareket kabiliyetini geri kazandırıcı etkisi gösterilmiştir. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ersin Köksal da hastanelerinde birçok alanda hizmet verildiğini, bunlardan birinin de tıbbi çamur tedavisi olduğunu söyledi. Hastanemizde birçok özellikli alanda hizmet verilmekte. Bunlardan bir tanesi de tıbbi çamurla tedavi. Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanımızın hastanemize atanmasından sonra bu alanda da hizmet vermeye başladık. Bu alanda kas ağrıları ve kronik ağrılarla ilgili tedaviler yapılmakta. Benim dizlerim ağrıyordu. Geldiğim günden bugüne bir rahatlama hissettim. Geceler uyuyamıyordum. Daha rahatım. İyiyim yani Allah'a şükür. 6. seans oldu ve gayet şu an boynumu çevirebiliyorum. Benim omuz bölgemde ağrılarım çok vardı. Kolumu böyle kaldırıp arka tarafa falan götüremiyorum. Çamur tedavisi işte okuduğumda bunu aklıma yattı. Dedim ben bunu bir omuzuma uygulattırmalıyım gibi düşündüm. İyi ki de böyle bir şey düşünmüşüm. Çok iyi geldi. Sonuçta kolumu şu an 7. seansım. Kaldırıp indirebiliyorum rahatlıkla. Düzce'de ahırdan kaçan eşek şehir merkezinde tur attı. İşlek caddelerde eşeği gören vatandaşlar fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Düzce'de sahibinin evinden firar eden eşek şehir merkezine indi. Kent merkezinde başıboş gezerek şehir turu atan eşek vatandaşların da dikkatini çekti. Video çekmeniz.
Şehir turunun ardından Cedidiye mahallesinde beklemeye başlayan eşek herkesin maskotu oldu. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken bazıları ise eşeğin üzerine binip tur attı. Zabıta ekipleri eşeğin sahibinin A mahallesinde yaşadığını tespit etti. Ana haber bültenini noktalıyoruz. Birazdan spor haberleriyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Beşiktaş Teknik Direktörü Valeyran İsmail maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi. Düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. Çünkü iki takım da bugünkü maçı kazanmak için oynadı. Maçın ilk 70 dakikasında daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Daha fazla şut çeken, daha fazla pozisyona giren taraf Fenerbahçe'ydi. Maçın son 15-20 dakikasında Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler onları oyun anlamında yukarı çekti. Son 15-20 dakikada bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı. Bunun dışında büyük ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki büyük derbilere baktığımız zaman bugünkü maçın kalitesi yüksekti oyun anlamında, atmosfer anlamında. Taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattılar. İki takım arasındaki rekabeti bir kenara bırakırsak, oyuncular da hem rakiplerine hem oynadıkları kulüplere saygı göstererek profesyonel bir çerçevede maçı oynadılar. O yüzden hem Beşiktaşlı futbolcuları hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. Atmosfer yine çok iyiydi. Her zamanki gibi taraftarımız muhteşemdi, müthişti. Bunu söylemek lazım. Kendilerine bu müthiş performansın ödülü olarak 3 puanı veremediğimizden dolayı fazlasıyla üzgünüz. İkinci yarıda daha iyi oynadık, daha güçlü oynadığımızı söyleyebilirim. Oyunun son bölümünde fırsatlar bulduk. Geçen haftaya kıyasla, geçen oynadığımız maça kıyasla bunu bir gelişme olarak söyleyebilirim. O oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kaldık fiziksel anlamda da aynı zamanda. Bu noktada iyi yoldayız. Tüm oyuncular kadromuzda, neredeyse tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik, kullanabildik. Sakatlıkta dönenler oldu ki bu bizi daha da iyi bir hale getiriyor. Kulübe katkısı da bugün iyiydi. Bu konuda mutluyum. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü vermemizi sağladı kulübe katkısı da. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra da umarım daha da iyi olacağız. Karabük 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Adayyapı Eflanispor sezon açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Şehit Barış Efe Parkı'nda imza töreni düzenlendi. Daha sonra esnaf ziyareti yapıldı. Pınarbaşı Spor'la hazırlık maçı da oynayan ev sahibi takım karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Eflahane Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da takip etti. Bizler bugün burada çok daha fazla kalabalık beklerdik. Ama olmadı. İnşallah bundan sonra çok daha kalabalık olarak buraya geleceğiz. Ve belki de gelmeyenleri utandıracağız.
Hepinize saygılar. Yönetimde görev devamımı olarak Karabük Amatör Kübe'ye en yakın isim olarak bu takımın kurulmasında en büyük paya sahibim. Oluşabilecek her türlü başarısızlıkta sorumluluk benim, başarı hepimizin olacaktır. Bizler zaman veriyoruz, zaman vermeye devam edeceğiz. Emek veriyoruz, emek vermeye devam edeceğiz. Para harcıyoruz, harcamaya devam ediyoruz. Bizler futbolu seviyoruz. Kulübümüzün içerisinde tabii 20 senedir hizmet vermemesinden dolayı hiçbir materyal, hiçbir türlü şeyimiz yoktu. Dolayısıyla biz sıfırdan bir kulüp kurmaya kalktık. Ve gerçekten de şu anda baktığımda bir şeyleri başardığımızı görüyorum. Ve biz bunun için emek harcıyoruz. Çıktığımız bu yol, kendinizi Eflani adıyla bir yere taşımak değil, kendinizin gayretiyle birlik içinde Eflani'yi bir yere taşımak. Yeni oluşan yönetimin, Mustafa Başkan'ın yönetiminde, İrfan Başkan'ın yönetiminde ve Abdullah Başkan'ın yönetiminde futbolcularımızın da gayretiyle bu sene şampiyonluğa ulaşacaktır diye düşünüyorum. 2022 yılı sezon açılışımıza hoş geldiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah şampiyonluğu olunca bir dahaki sezon için biraz daha fileyi yükselteceğiz inşallah. Futbolcular için de şampiyon olunursa şampiyonlukta inşallah bir tane keseceğiz. Bütün herkese yemek vereceğiz. Evet, öncelikle ev sahipliğinden dolayı İbrahim Başkanıma teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Biz göreve geldikten sonra Pınarbaşı'nda bir sentetik çim saha ve bir kapalı spor salonu ilçeye kazandırmış olduk. Bu kazanım sonrasında Pınarbaşı Spor Kulübü'nü aktif hale getirdik ve amatör anlamda Pınarbaşı Spor Kulübü faaliyetlerine başladı. Hatta bu çalışmalar sonrasında Kastamonu Spor'da bir profesyonel anlamda bir futbolcuyu da vermiş olduk. Bugün de buraya dostluk maçı anlamında, bir hazırlık maçı anlamında sürekli ilişkimizin olduğu, beraber olduğumuz Eflani ile gelip burada bir hazırlık maçı yapıyoruz. Uzun aradan sonra bu sene ligde mücadele etmeye hazırlanıyorlar ve hazırlık maçında birbiriyle yaptılar. Biz ilk yarısını izledik maçın başkanımla beraber. Gayet güzel, centilmence ve bir amatör ruhla bir mücadele izledik. Önemli olan dostluk kazansın, hazırlık yapalım. Bundan sonraki lige takımlarımız profesyonelce hazırlansın. Ve bundan sonraki mücadeleler de centilmenlik içinde gerçekleşsin, geçsin diye düşünüyorum. Pınarbaşı Belediye Başkanım sağ olsun, Pınarbaşlıların yarısını toplamış gelmiş buraya. Tribün hakimiyeti de kendilerinde. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu.
Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden İran'da adı İlşat Devriyesi Ahlak Polisi olanların işlediği cinayet başlıklı makalesini sesli ve görsel efektler ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. İran'da adı İrşad Devriyesi, ahlak polisi olanların işlediği cinayet. Sagız, 150 bin civarı nüfusa sahip bir İran şehri. Kuzey Irak sınırında Süleymaniye ve Erbil gibi yerleşim yerlerine çok yakın. Daha çok İran Kürtlerinin yaşadığı bir bölge. Başkent Tahran'a 600 kilometre mesafede. Tarih 13 Eylül 2022. Sagızlı olan bir genç kız Tahran'da akrabalarını görmeye gidiyor. Belki de ilk defa başkente gidiyordu ve muhtemelen çok da heyecanlı. Mahsa Amini henüz 22 yaşındaydı. Ölüme gittiğinden habersiz vardı Tahran'a. Gitmez olaydı keşke. Kendini dinin temsilcisi sanan, Allah'ın adına Allahsızca zulmetmekten imtina etmeyen devlet kisveli bir yobazlık karşıladı onu. Neden başörtün böyle ve niçin birkaç tel saçın görünüyor diyerek götürdüler karakola. Götürenler kim? İrşat devriyesi, ahlak polisi. Bu kavramları zaten oldum olası sevmem. Doğru yolu göstermek anlamına gelen irşat, doğru yolu bulup kararlılıkla benimsemek anlamındaki rüşt kökünden türemiş bir kavramdır. Yahu siz kimsiniz de insanlara doğru yolu gösteriyorsunuz ki? Siz önce kendi yolunuzu bulun da ondan sonra insanları irşat edin. Sizin anlayışınızda, din algınızda, imanınızda gencecik bir kıza işkence etmek irşat mıdır? Kendi karınız, kızınız veya kız kardeşiniz gözünüzün önüne gelmedi mi? O mazlum kıza işkence yaparken bir de utanmadan kalp krizi geçirip öldü diyebiliyor ve yalanı rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Sizin dininizde zulmetmek, zalimlik etmek, yalan söylemek caiz mi? Neymiş? Ahlak polisi. İsim bile itici doğrusu. Ne demek ya ahlak masası, ahlak polisi? Sanıyorum Türkiye'de de kullanılan bir tabir bu ama bence hemen ivedilikle kullanımdan vazgeçilmeli. Böyle bir kavramsallaştırma, adlandırma olmaz, olamaz ve olmamalı arkadaş. Buyurun işte, ahlak adına ahlaksızlığın dibine vurdular, gencecik bir kızı, kadını, bir ana kuzusunu işkenceyle katlettiler. Bunun adına da irşat etmek, ahlaklandırmak dediler. Kusuru da neymiş? Başörtüsünü gereği gibi bağlamamış. Ulan sana ne? Sen haşa ve kella Allah mısın? Allah'a ait olan bir yetkiyi kullanmak senin haddine mi? Ama durun siz durun ve de sakın unutmayın. Mazlumun ahı indirir şahı. Ne oldu? Olaylar başladı. Tahtınız sallanıyor ve paniklediniz. Mahsa Amini vefat etti ama emin olun ki size huzur yok artık. Koyulduğu mezardan bile sizi ve dini alet ederek uyguladığınız kurallarla halkı yok sayan ama sizi muktedir kılan iktidarınızı sallayacak ve hatta yıkacak. İnfial başladı. Bir kadını katlettiniz ama yüz binlerce kadının gazabından kurtulamayacaksınız. Bu olayla birlikte İran dünya gündemine oturdu. Doğal olarak İran yönetimine tüm ülkelerden kınama mesajları geliyor. Utançtan başlarını kaldırmaması gereken ve başta tüm dünya kadınları olmak üzere insanlıktan özür dilemesi gereken İran yönetimi konuyu saptırmaya, kınayanları taşlamaya ve gündem şaşırtmaya çalışıyor. İran Dışişleri Bakanlığı şöyle bir lafı bile edebiliyor. Amerika Amini meselesi dolayısıyla egemenliğimizi ihlal etmeye çalışıyor. Karşılık vereceğiz. İsyancıları desteklemekte ve İslam Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Allah aşkına bakar mısınız? Bu neyin kafası arkadaş? Sen sana yetiyorsun ey İran. Sen de bu kafa olduğu sürece Amerika'nın seni istikrarsızlaştırmasına veya herhangi bir şey yapmasına gerek yok ki. Sen canice kendi vatandaşını öldüren bir ülkesin ve gereğini yapmak yerine sağa sola suçlama yaparak konuyu kapatmaya çalışan bir müfterisin. Masum bir insan öldürülmüş, katledilmiş. Buna isyan edilmesi ve zulüm protestosu kadar doğal bir durum yokken sen kalkıyor bunu yapanlara isyancılar diyebiliyorsun. Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes doğrusu.
Ama durmayacak ve durduramayacaksınız. Ne uluslararası tepkileri ve ne de İran halkının isyanını engelleyemeyeceksiniz. Zaten fitilin ateşlenmesi bekleniyordu. Çünkü orta sınıf İranlılar canından bezmişti. Telaşınız masum bir kızın ölümünden kaynaklı vicdan azabınızdan değil zaten. Bu hadiseden hareketle ve özellikle dini referans göstererek yaptığınız zulme, adaletsizliğe ve eşitsizliğe artık isyan noktasına gelen İran halkının tepkisinden dolayıdır. Ama kusura bakmayın ve oturun, başınızı iki elinizin arasına alıp biz nerede hata ettik diye düşünün. Ve eğer gerçekten inanıyorsanız ve bir nebze gerçek bir Allah inancınız varsa, kalmışsa nedamet ve utanç içinde Allah'tan af dilersiniz. Çünkü yaptığınız arşa ulaştı ve artık Allah'ın da gücüne gitmeye başladı. Hal böyle olunca da Allah'ın intikamı, cezası ve tokadı kadınlar eliyle, kararmış, kirlenmiş, utanmaz yüzlerinizde şaklamaya başladı. Sizin o yok saydığınız veya yoklaştırmaya çalıştığınız yahut da olmayan ahlakınız ve kalmamış insanlığınızla ahlak polisliğine soyunup hizaya, doğru yola sokulması gerektiğini düşündüğünüz kadınlar var ya, cesur isyanları ve erkekleri utandıracak başkaldırılarıyla tacınızı, tahtınızı yerin dibine geçirecek ve İslam adına sakladığınız zulmünüzü insanlığa göstereceklerdir. Utanmadan bir de başkalarını istikrarı bozmakla suçlarken İslam Cumhuriyeti diyebiliyorsunuz. Utanmazlar, ahlaksızlar, İslam olan bir yerde zulüm olur mu? İslam olan bir cumhuriyette işkenceyle bir masumu katletmek var mıdır? İslam'ın gerçekten hakim olduğu bir yerde sizin gibi İslam İslam diyen ama İslam'la alakası bile olmayan Müslümanlar olur mu? Sonuç olarak bir masumu katlettiniz. Bilin ki masumu katletmek tüm insanlığı katletmek gibidir der Kur'an-ı Azimüşşan. Ve fitili ateşlediniz. Bundan sonra herkesi ve her kesimi kapsayan bir halk isyanına sebebiyet verdiniz. Protesto edenlere isyancılar demeniz sizi haklı kılmayacak ve aslında olmayan meşruiyetinizi tüm dünyaya gösterecektir. Eğer zerre kadar insanlığınız ve İslam'la bağınız kaldıysa veya varsa, iktidar zulmünüze, isyan bastırma zalimliğinize ve insanları sindirme politikanıza İslam gibi evrensel ve muhteşem bir inanışı alet etmez ve eğer zerre kadar dinsel bir utancınız kalmışsa, İran İslam Cumhuriyeti olan devlet isminizdeki İslam tabirini oradan çıkartırsınız. Lamı cimi yok. Allah nezdinde de, maşeri vicdanda da ve beşeri hukuk nazarında da kendi evladını katleden bir babadan beter suçlusunuz ve vebal altındasınız. Allah müstehakınızı versin sizin. Daha ne söyleyebilirim ki? Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar.